Yeni bir video ve yeni bir motorla birlikteyiz. Aurora Max T'yi bugün birlikte inceleyelim. Çıkmadan önce şunu da belirteyim. 12 taksite kadar istediğiniz şehire kargo ile gönderiyoruz. Ertesi gün elinizde olacaktır. Sadece artı 1500 lira bir maliyeti olur en fazla. Aurora'nın Max T motoru 150 cc'lik bir motor gücü var. Bunlarda da yine Honda motoru kullanılmış. Bu biraz daha böyle Yamaha'nın N-Max'ına andırıyor biraz daha tip olarak. Ve camı rüzgarlı, yani biraz büyük. Ha, bence şuradan yukarısı biraz gereksiz ama tarz olarak ve şıklık olarak ve donanımsal olarak bu fiyatlarda tercih edilebilecek gerçekten güzel bir motor. Motor şu anda çalışır vaziyette, sesi saat gibi zaten tıkır tıkır. Aynı zamanda su soğutmalı. İstediğiniz şehirler arasında seyahat edebilirsiniz ve yatış lastik pozisyonuna bakacak olursak, istediğiniz gibi yatırırsanız, tutup da Kawasaki gibi yatırmayın. Motor oldukça dengeli gidiyor, yani bilginiz olsun. Size dedik, yani 14.30 beygirlik bir motor gücü var. Buna istinaden ABS fren sistemi vesaire de mevcut. Arkalarda disk aynı şekilde. Motorumuzu önden baktığınızda yine dediğim gibi şurada Maxi detayı ve farlar led. Şurada da uzun kısa şöyle bir joystick gibi tuş var. Şimşek gibi çakıyor. Oldukça güzel bir aydınlatma yaşatacaktır. Ön sinyalleri de şu şekilde muhafaza mevcut. Aynı zamanda görüntüsel. Motorumuzun şöyle gidon kısmına bakacak olursak, gidonu oldukça rahat. Yani şöyle oturayım, şu pozisyonda oldukça rahat bir şekilde seyahat ettirecektir. Aynı ayarları da oldukça iyi ve absürt durmuyor, yani şıklık katıyor ve gidon da şöyle gizli. Dörtlü tuşumuza kadar her şey mevcut. Uzunluk kısayı şöyle sabit yakabilirsiniz ya da şuradan dediğim gibi şak şak da yapabilirsiniz. Matrix'i göster. Şimşek gibi çakar gece. Burada şu şekilde bir ekranımız var. O arızalanması ABS'dir vesaire. Hareket halinde sönecektir. Motor çünkü sıfır. Benzin ve hararet göstergemiz hayalet bir gösterge. Hava sıcaklığı, saat, tarih gibi detaylar da mevcut. Ve buraya şuradan dokunmatik bağlanırsanız QR kodu bağlatıp okutup video vesaire de oynatır. Bilginiz olsun, yine motor sıcaklığı, benzin göstergesini burada görebilirsiniz. Diğer ayarlar için de şu setten ve selden kilometre, mil ve saat detaylarını ayarlayabilirsiniz. Start stopumuz mevcut. Şuradan aktif edebiliyorsunuz. Yine anahtarsız çalıştırma özelliğimiz de mevcut. Audi anahtarı gibi bir anahtarımız var. Bu burada takılı olduğuna bakmayın. Şöyle göstereyim. Yine aynı şekilde bunu, olur da bu bozulur, zavazingo bir şey olur, buradan da manuel bir şekilde çalıştırabilirsiniz. Ona kadar düşünülmüş yani. Buraya takmanıza gerek yok. Bu ikinci bir anahtar yedek. Şurayı şöyle kapattığınız zaman şöyle basarsanız anahtarsız çalıştırma özelliği şu şekilde devreye girecektir. Buradaki güzel artılardan bir tanesi şurada şarj çıkışının olması. Hatta onu şöyle göstereyim. Aydınlatması da var şöyle yeşil. Altta iPhone, üstte normal USB çıkışı, hızlı şarjınızı yapabilirsiniz ve güzel artısı da cebi açıkta olması ve oldukça derin. Şöyle kolumun yarısına kadar gelir yani. Ben yine bunu buraya koyayım. Kaybetmeyelim anahtarımızı. Depomuz da şurada altta konumlanıyor. Bunu da anahtarla şuradan direkt pratik bir şekilde açabilirsiniz. Yakıt deposu da oldukça iyi. 11 litre gibi bir depo hacmine sahip, iş görecektir. Ayak koyma yerleri vesaire oldukça rahatlık katıyor. En güzel rahatlık kattığı şeylerden bir tanesi koltuk dizaynı. Şu sırtımın şu gelen kısmı evdeki koltukta oturmuş gibi bir hassasiyet veriyor. Hatta daha rahat bir pozisyona geçiriyor beni. Adamı uyutur. Dikkatli sürelim. Piyano bilek detayları oldukça şıklık katıyor. Arkada selemizde de çanta montaj yerleri de bulunuyor. Aldığınız çantayı rahat bir şekilde takabilirsiniz. Şurada yanda ayaklık mesafesi ve ikinci yolcunun mesafesi oldukça iyi. Uzun yola her yere vurabilirsiniz. Şunu da direkt şöyle yaparsanız sol bagajımız açılır ve bagajlığı da oldukça uzunlamasına geniş.
Derinliğine çok bir şey diyemeyeceğim. Şurada da bir alan yok. Ama şu alt kısma doğru belki bir küçük kask sığabilir. Ara ora. Akümüz vesaire de yine burada konumlandırıldı. Şöyle direkt pratik bir şekilde kapanıyor. Şöyle tekrardan çalıştırıp arka stop vesaire göstereyim. Tabi bunlar enjeksiyonun olduğu için benim yaptığım gibi tak diye basmayın. Biraz daha beklemek gerekir. Çift avansör ve havalı, yani çoğunluk görüntüsel diyor bunu ama neticede şıklık katıyor. Yine hava fitneniz vesaire hep burada konumlandırıldı. Konumlandırılmış. Arka stop dizaynı vesaire oldukça şık. Yine dediğim gibi Türkiye'nin her yerinde servisi, bayisi, her şeyi mevcut ama her bayinin elinde de olmayabiliyor. Bende de bir tane bu renk mevcut. Yakın bir tarihte izliyorsanız, motorlara dair ilgi duyuyorsanız kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Motor hakkında bilgi almak için de sosyal medya hesaplarından veya Aysen'in frenine Instagram hesaplarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Sıradaki videoyu siz belirleyin. Cappuccino.